öncelikle şunu söylemek istiyorum. İnsanlar diyet deyince ben kısıtlanacağım, çok sıkı bir şekilde besleneceğim, sonrasında da istediğim hayata geri döneceğim gibi görüyor. Bizim aslında toplumumuzda önce bunu şekillendirmemiz gerekiyor. Yani diyet dediğimiz şey çok kısıtlı bir beslenme değildir. Sevdiğimiz şeylerden 3 ay, 5 ay, 1 sene uzak kalmamız değildir. Diyet bizim dengeli beslenmemizdir ve bu kişiden kişiye değişiyor. Yani sizin belki yanınızdaki insandan ya da kardeşinizden farklı bir hastalığınız var, farklı bir temponuz var. O yüzden size neyin iyi geldiğini bilmek gerekiyor. Bir yandan bunları konuşurken şu da var. Ben hiç sevdiğim şeyleri yemeyecek miyim? Hani nasıl ilerleyeceğim? Ben sürekli böyle sıkı mı ilerleyeceğim? Ben böyle ilerlersem kendimi tuttuktan sonrasında bir patlama noktam olacak ve sürekli özlediğim şeylere yükleneceğim, sürekli bunları yiyeceğim. Bunu yapmak da bizim için yanlış. Benim danışanlarımda izlediğim yol aslında şöyle. Vücudumuzda size uygun, işte kan değerlerinize, hastalığınıza uygun bir beslenme programı çıkarıyoruz. Sonrasında benim danışanlarım söylemese bile aslında ben teklif ederim. Yani kaçamaklarımız planlı olsun isterim. Derim ki mesela özlediğiniz bir şey var mı? Lahmacunu özledim dedi diyelim danışanımız. Mesela o lahmacunu yediğinde vücudu nasıl dengeliyor? İşte bir danışanımın vücudu bir saat yürüyüş yaparak dengeliyordur. Bir tanesinde bir sonraki öğünde bir dilim ekmeği çıkararak dengeliyordur. Bir tanesinde hiçbir şeye gerek kalmıyordur. Önemli olan şey şu. Sürekli moda mod, sürekli yeşillik, sürekli aşırı sağlıklı şeylerle beslenmek değil. Bizim tüm besinlere yaklaşımımıza dengeyi kurmamız gerekiyor. Bir çikolata yediğimizde nasıl dengeleyeceğiz? Ya da şu an yine günler artmış durumda. Gün tabaklarını hepimiz biliriz. Çok karbonhidratlıdır. Bu kadar karbonhidrat almaya gerek var mı? Yani bütün tabağı bitirmek zorunda mıyız? Ya da oradan 3-5 parça bir şey seçtik ve yedik. Bizim vücudumuz nasıl dengeler? Bizim buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Spor konusunda da kesinlikle size katılıyorum. Burada da maalesef bilinçsiz bir kesim var. Spor yapmaya karar verdim deyince vücudunu hani gerçek anlamda hırpalarcasına işte günde 3-4 saat spor yapıp sanki profesyonel sporcu gibi kendine çok yüklenip sonrasında 1-2 hafta içerisinde bıkıp bunu sürdüremeyen kişiler de var. Bizim spor konusunda da istediğimiz şey şu. Ömür boyu ne yapabilirsiniz? Mesela ömür boyu haftada 2 kere pilates, 2 kere tempolu bir koşu. Bunları yapabilir misiniz? Ya da her gün yarım saat bisiklet sürebilir misiniz? Önemli olan şey sizin bunları hayatınıza adapte edebilmeniz. Yeri gelir belki çok hareketsiz kalırsınız. Yeri gelir daha fazla hareketli oluruz ama sizin vücudunuz hangisini seviyor, nasıl dengelemeyi seviyor? Bunu görmemiz gerekiyor bizim.